Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bu serinin ilk videosunda x xx'nin videolarından, e, tasarım videolarından kendi kanalımızı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Benderville logo yapacağız. İsterseniz hemen videoya geçelim. Arkadaşlar buradan videolar kısmına geliyorum. Ve burada benim e, daha sonra izle kaydetmiş olduğum videolar var. Bunları sizlere göstermek istiyorum. E, ben şunu kaydettim. E, bu banner'ı kaydettim. E, daha sonra biraz daha aşağıya inelim bakalım daha ne kaydetmiştim diye bir bakıyorum. E, şunu kaydettim yedekte dursun diye. E, başka da e, şunu kaydettim. Hani yedekte logolar dursun ki e, bir de şunu kaydettim arkadaşlar, yedekte logolar dursun ki e, eğer birini yapamazsam diğerini yapayım diye. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar telefona geldik. Şimdi bir ilk önce bannerımızı yapalım. E, şimdi hemen YouTube'a giriyorum. Gerekli elementleri indireceğim X8'in e, videosundan. E, YouTube'da daha sonra izleye kaydetmiştim zaten, o yüzden bulması kolay olacak. Ee, buradan kitaplama geliyorum ve daha sonra izleye e, basıyorum buradan hemen banner'a giriyorum durduruyorum videoyu arkadaşlar, yapımını biliyorum tüş... O yüzden pek sıkıntı olmayacak ee, Hani videoya bakmam gerekmeyecek arkadaşlar şu şekilde e, açıklama kısmına bakıyorum Buradan ilk önce fontu indiriyorum arkadaşlar Hollow Point fontunu kullanmış gerçekten güzel duran bir font. Google'a geldik buradan doğulanda basıyorum ve indiriyorum. Nasıl yapıldığını tabii ki de X 2nin kanalına giderek de izleyebilirsiniz arkadaşlar o kanalda size gayet yardımcı olur. Evet bunu buraya çıkardık. Daha sonra YouTube'a tekrar geri dönüyorum. ve buradan arka planda indiriyorum arkadaşlar arka planda güzel bir arka plan daha önce indirmiştim fakat diğer telefondaydı. Evet şu şekilde buradan basılı tutarak bunu indir diyorum ve indiriyorum arkadaşlar. Ee, şimdi YouTube'a tekrar giriyorum. Ve buradan elektrik efektlerini de indiriyorum arkadaşlar. Dosya TC'den vermiş. Kesinlikle reklamlı değil. O yüzden ilk sekinin bu tarz videolarını seviyorum arkadaşlar. Dosyayı indir diyorum. Ee, ve birazdan indirilecek büyük ihtimalle. Bu arada arkada 14 tane sekme açık kalmış. Evet dosyayı indiriyorum arkadaşlar. Ee, rar şeklinde indiği için e, bende sıkıntı olmuyor fakat sizin rar programını indirmeniz gerekiyor arkadaşlar bunu açmak için e, ama bende sıkıntı olmuyor gördüğünüz gibi şimdi isterseniz yapımına geçelim arkadaşlar yine de bilmeyenler vardır diye ben rar uygulamasını indirdim ve sizlere rar uygulaması üzerinden de göstermek istiyorum e, buradan dolu anda ya da nereye indirdiyseniz o klasöre giriyorsunuz ee, ve buradan bu elektrik efektinin üstüne bir kere tıklayıp üstten böyle yukarı oka basıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Ee, daha sonra gördüğünüz gibi dosyamız buraya çıkartılmış oluyor. Gördüğünüz gibi şuraya tıkladığınızda tüm efektleri görebiliyorsunuz. Aynı şey yazı fontu için de geçerli. Ee, bir kez tıklıyorsunuz arkadaşlar dosyanın yanındaki tike ve yukarı ok işaretine basıp e, tamam diyorsunuz ve fontumuz çıkmış oluyor. İsterseniz şimdi Lab programına geçelim. Arkadaşlar buraya geldiğimizde fonta tıkladık ee, ve buradan Hollow Point'e girip hepsini seçiyoruz arkadaşlar işinize yarayabilir fontlar. Gerçekten güzel fontlar şöyle aşağı iniyorum ve add select diyorum. Eğer font eklemeyi bilmeyenler varsa dediğim gibi diğer videolarımdan izleyebilirsiniz ya da x2'den de görebilirsiniz, bakabilirsiniz. buradan ben güzel bir font seçeceğim. X2'nin hangi fontunu seç, fontu seçtiğini görmedim ama şuydu sanırım. Evet bunu seçtim. şimdi şu şekilde siliyorum bunu ve buraya tasarım yazıyorum ben. Evet tasarım yazdım. Şimdi okey tıkladım. Ee, bunu büyük de yazsanız küçük de yazsanız bu küçük görünümlü bir font. Ee, buradan padding'e geliyorsunuz. Ve right padding'i biraz açıyorsunuz arkadaşlar. Sizde ne taraf kapalıysa o tarafı açıyorsunuz. Ee, şimdi yazımız bu kadardı. Buradan transparent yapıp arka planını kaydediyorsunuz. Ee, reklam çıkacak birazdan orayı keseceğim. Aynısından bir de hocam yazacağım. Onu da kaydedeceğim arkadaşlar. Daha sonra PC Touch programına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, PC Torch programına geldik. Ee, gördüğünüz gibi eski yaptığım Thumbnail'ın e, template hala duruyor. Onun dışında başka bir templateim yok çünkü mobilde bu aralar çok fazla böyle tasarım yapmıyorum. Ee, şimdi buradan artıya basıyorum ve bilek Document diyorum arkadaşlar. Buradan 2560'a 1440'lık yeni bir e, alan açıyorum. E, bu alan üzerinde işlemlerimi yapacağım. Zaten x videosundan görmüşsünüzdür. E, o PixArt'ta yapıyor normalde bu işlemleri. Ben burada yapmayı tercih edeceğim yazı ile birlikte. E, çünkü PixArt uygulamasını pek sevmiyorum görünüş olarak da, e, tip olarak da. E, buradan arkadaşlar ben Doğlanda giriyorum ve burada indirmiş olduğum resmi alıyorum et diyorum ve buraya ekliyorum Arkadaşlar şu şekilde büyütüyorum bu şekilde büyüttükten sonra e, buradan ayarlara giriyoruz ve buradan e, Bartonsa giriyoruz biraz parlaklığını kısacağız buradan yüzde 76 80 arası bir şeyler yaparsanız e, güzel olur Çünkü bu kadar parlak arka plan e, çok güzel durmuyor e, şimdi buradan artıya basıyorum fotoğrafı diyorum ve kütüphaneme giriyorum e, burada ve şöyle bir bakalım neredeydi Evet arkadaşlar template'i indirdim ve geldim. Template'i bulamayanlar için açıklama kısmında yok. Yorumlarda var arkadaşlar. Bu benim videom için geçerli değil. XHK'nin videosundan bulabilirsiniz. Ee, şimdi buradan fotolayır, photo library diyorum ve galerime giriyorum. Ee, buradan doğulanda tekrar giriyorum ve gördüğünüz gibi buraya template'im gelmiş. Ee, normalde bilgisayarımda var bu template ama bilgisayardan telefona aktarmak zor olacağı için e, bu şekilde uğraşmadım. Direkt e, XHK'nin e, videosundan aldım. Bu şekilde koyduktan sonra arkadaşlar... Buradan opaklığını kısıyorsunuz ki rahat işlem yapabilelim. Evet bu şekilde kıstıktan sonra buradan artıya basıyorsunuz ve kütüphanemize giriyorsunuz. Buradan elektrik efektlerine giriyorsunuz. Ve buradan ilk önce bunu alıyorum. X-Hack'in yaptığı gibi yapacağım. Şu şekilde biraz çeviriyorum ve buraya koyuyorum arkadaşlar. Biraz daha çevirebilirim. Evet bu şekilde koyuyorum. Buradan sinebi kapatabilirsiniz daha güzel ayarlamalar yapabilmek için evet yanlışlıkla çarpıya bastığım için yok oldu şimdi buradan tekrar seçeceğim onu daha iyi ayarlayabilmem için şöyle sinebi kapattım evet bunu buraya koyduktan sonra buradan katman seçeneğine tıklıyorum ve buradan blend modu screen yapıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde bir görünüm oluyor daha sonra alt tarafa da bir yıldırım efekti ekleyeceğiz. Ee, buradan neyi ekleyebiliriz Şunu bir ekleyelim X8'nin e, bu da vardı diye hatırlıyorum Evet bunu da şuraya Ekleyeceğim bu şekilde e, Güzel bir görünüm olsun diye Evet arkadaşlar bu şekilde ekledim Şimdi bunu da aynı şekilde screen yapıyorum Blend modunu ve gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Ama bunların yerlerini biraz daha iyi ayarlamam gerekiyor ki yazıya yer kalsın. Bunu biraz böyle kenara çekiyorum. Diğer efektimizi de biraz kenara çekelim. Buradan transform diyorum ve biraz daha sol tarafa çekiyorum. Evet, zaten üst taraf gözükmeyeceği için pek sıkıntı olmayacak. Şimdi bir tane daha yıldırım efekti alalım, X8'in videosundaki gibi. Çünkü ona göre düzenliyoruz. Ee, onun ne aldığını pek e, hatırlamıyorum tam hatırlamıyorum o yüzden farklı bir şey alabilirim ee, şöyle bir bakalım şunu alacağım ee, belki bunu almıştır emin değilim ee, hatırlamıyorum bunu da şuraya şu şekilde koyacağım evet buradan tik işaretine bastım ve blend modunu screen yapıyorum daha sonra yerlerini ayarlayabiliriz ama gayet güzel duruyor ayarlamaya gerek yok ee, şimdi arkadaşlar buradan yazımızı ekleyeceğiz bunların hepsini birleştirebilirsiniz Bu arada sıkıntı çıkmaz yerlerini ayarladıktan sonra tabii ki buradan merge don diyorum merge don diyorum ve yerlerini ayarl ayarladığım için bunları birleştiriyorum fazlalık etmiyorlar bu alttaki boş katmanı da silebilirsiniz şimdi en üstten artı foto library yani kütüphaneme giriyorum tekrardan ve buradan pixellab klasörüne giriyorum buradan yazımı alıyorum arkadaşlar Yazım aldığımda biraz küçültüyorum ve buraya koyuyorum. Konumunu daha sonra tekrardan ayarlayabiliriz tabii ki de. Şu Şekilde şunu kapattığımda nasıl duruyor? Evet, gayet güzel duruyor. Şimdilik açık kalsın konumu ayarlamak için. Ee, buradan yeni bir katman açıyorum arkadaşlar. Tasarımı e, seçiyorum ve buradan gradienti tıklıyorum arkadaşlar. Benim şöyle bir rengim vardı. Neredeydi? Evet, şunu seçiyorum ve üst tarafını mavi yapıyorum. X2 ee, de bu şekilde yapıyor. Evet bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki seçimi buradan e, deskalet diyerek kaldırıyorum. Ve üstteki katmana geliyorum. E, burayı fill stroke yapıyorum arkadaşlar ama açık bir mavi yapıyorum. Siz hangi renk yaparsanız artık bilmiyorum. E, buradan tik işaretine basıyorum ve select pixels diyorum. E, buradan e, gelip extract diyorum. Demeden önce, extract demeden önce kut diyorum arkadaşlar pardon. Ee, buradan descalet diyorum ve fixten e, buradan Gussian Blur ekliyorum buna. Ee, ne kadar eklerseniz o kadar güzel oluyor. Ama çok eklerseniz de abartı oluyor. Ben 31'i de bırakıyorum arkadaşlar bunu. Daha sonra yazımı seçiyorum. Ve e, Extract diyorum ve etrafını siliyorum. Evet x seki de bu şekilde bir şeyler yapıyordu. Ee, tam beceremesem de e, güzel oluyor. Buradan Transform diyorum ve bunun yerini ayarlıyorum arkadaşlar. Evet, bunları birleştirmeyi unutmayın, yoksa benim olduğu gibi olur. Ee, yazılar ayrılır. Evet. Bunları birleştirdikten sonra şu şekilde küçültüyorum ben ve şuradan sineği açıyorum ki tam ortalayabileyim. Evet, bu şekilde ortaladım. Altına da hocam yazısını ekleyeceğim ve bunu kanala koyacağım arkadaşlar. Ee, buradan şunu kapattığımda nasıl duruyor? Evet, fena durmuyor şu anlık. Şimdi arkadaşlar diğer yazımızı hocam yazımızı ekliyorum. E, tabii ki de yazıya verdiğimiz efektler bitmedi. E, birazdan efektlerimizi vermeye başlayacağız daha da. Şuradan çekiyorum ve buraya e, koyuyorum e, arkadaşlar bunu. E, buradan aynı işlemleri bu yazıya da yapıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde yaptıktan sonra buradan fix kısmına basıyorum ve buradan drop shadow ekliyorum arkadaşlar. E, bunu bayağı bir ekleyebiliriz. E, güzel durması için. Daha sonra aynısını hocam yazısına da yapıyorum ve buradan Drop Shadow ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir tasarıma sahip oldu. Daha sonra şu arka plana çıkartıyorum arkadaşlar nasıl durduğuna bakıyorum. Evet gayet güzel ama yan taraflarını silmem gerekiyor bunun. Buradan şu mercury Selection Tool'u seçiyorum. Pixel Lab'ı kullanmadığım için buradan yapacağım. X'deki buradan yapmıyor. Ee, ve buradan empty layer diyorum arkadaşlar. Yeni bir katman oluşturuyorum en üste. Ee, buradan seçmeye başlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde birazdan daha... büyüteyim. Tam şunun boyutu kadar seçiyorum. Ve buradan arkadaşlar fill stroke diyorum. Orayı herhangi bir renk yapabiliriz. Ben ee, siyah yapacağım. Evet, sonra seçimi kaldırıp aynısından üst tarafa da ekliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi kendi banner template'imizi oluşturmuş olduk. Şimdi yazımızın yerini biraz daha iyi ayarlayabiliriz. Buradan sinebi tekrardan kapatıyorum. iyi ayarlamalar yapabilmek için. Şöyle biraz yukarı kaydırıyorum sadece. Hocamı da aynı şekilde yapacağım. Buradan transform diyorum. Ve bunun yerine biraz değiştireceğim. Evet bu şekilde yaptım. Şu an bannerımız gayet güzel. Ee, ama şu efektleri biraz daha büyütebiliriz. bence. Ee, şu şekilde biraz daha büyütürsek daha iyi durabilir. Evet bu şekilde çok daha iyi duruyor. Şöyle biraz daha konumunu ayarlarsak. Evet bu şekilde çok güzel duruyor arkadaşlar bannerımızı yapmış olduk. Şimdi buradan e, don diyorum ve save diyorum yani kaydediyorum. Buradan da telefonumu kaydedeceğim. Daha sonra logo yapımına geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi logonun yapımına geldik. Buradan YouTube'a giriyorum ve e, kaydedilenlerime giriyorum. Buradan bunu aşağı indiriyorum ve daha sonra izle giriyorum arkadaşlar. E, buradan logoyu bu seçtim arkadaşlar. arkadaşlar bunu yapmayı söyle. planlıyorum. E, şimdi ben bunun elementlerini indireceğim. Buradan açıklama kısmına geliyorum ve buradan fontudur, e, arka planıdır, her şeyi indireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonunda e, şu resmi indirebildim. E, yani bayağı bir uğraştım. E, zaten görmüşsünüzdür büyük ihtimalle hızlandırılmış bir şekilde. Şu yuvarlak çerçeve pek işime yaramayacağı için indirmedim. Şimdi şu font muzu rara çıkartalım. Buradan rar uygulamasına giriyorum ve buradan Art Brush fontuma girip bunu çıkart diyorum arkadaşlar. Evet şu an fontu çıkardık. Şimdi isterseniz yapıma geçelim. Arkadaşlar banner'da yaptığımızın aynısını burada da yapacağız. İlk önce yazımızı yazacağız, sonra yapıma geçeceğiz. Evet. Buraya ben yazım yazıyorum. Arka plan zaten transparent olması gerekiyor. Buraya tasarım yazıyorum. Son ve ilk harfi büyük olmak olması şekliyle. Evet. Bu şekilde yazdım. Bu fontta düzgün gözükmese de pek. Ee, buradan AB fonta tıklıyorum arkadaşlar ve My Fonts diyorum. Ee, buradan artı kısmına tıklıyorum ve Download diyorum. Burada gördüğünüz gibi Art Brush fontumuz var. Bunu ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra fontu seçiyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir tasarım, yani yazı oluyor. Bunu bir daha yazacağım çünkü bozulmuş olabilir. Evet, font değişik geldi o zaman çünkü bu şekilde olmaması gerekiyor normalde. Bunu save as image diyerek kaydediyorum arkadaşlar. Aynısını hocamı da yapıp logo yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar PC Touch programına geldik. Buradan artıya basıyorum ve Black Document diyorum. Bine binlik bir logo sayfası yapıyorum. Yine aynı işlemleri burada da yapacağız. Evet burayı açtıktan sonra arkadaşlar buradan artıya tıklıyorum ve arka planımı ekliyorum arkadaşlar. Buradan arka planımız Dowland'da olması gerekiyor. Evet. Bunu aldıktan sonra bunu bayağı bir büyütüyorum ve buraya bu şekilde koyuyorum arkadaşlar tam ortalı bir şekilde. Daha sonra yine e, parlaklığını biraz kısıyorum. E, tamam'a tıklıyorum ve burada normalde yuvarlak e, çerçeveyi eklemem gerekiyor. Fakat ben onu indirmedim gerek duymadım. E, şimdi yazıma ekleyeceğim direkt. Evet arkadaşlar yazımı ekledim. Ya bende bir sıkıntı çıktı ya da fontta bir sıkıntı vardı. Çünkü bu şekilde olmaması gerekiyordu bu I'nın ya da ı'yı desteklemiyor. Ee, ama emin değilim. Ee, şu şekilde koydum bunu ve buradan tik işaretine bastım. Daha sonra buradan şu aracı seçiyorum ve buradan da show pointer açıyorum. Ee, buradan arkadaşlar ilk harfimi seçiyorum bir de son harfimi seçiyorum. Ama bunları seçmeden önce yapmamız gereken bir şey daha var. Ee, şu boş katmanı en üste alıyorum ve bir tane daha boş katman oluşturuyorum. En üstteki boş katmanı beyaz yapıyorum e, ee, fill stroke'tan ve kapatıyorum. Bir alttakini de mavi yapıyorum. Buradan açık bir mavi yapıyorum. Ve bunu da kapatıyorum. Şimdi yazımızı seçebiliriz. Sadece baş harfiyle yani büyük yaptığım yani, harfleri seçiyorum. Son harfini seçiyorum. Daha sonra arkadaşlar buradan e, ee, copy diyorum. Ve Kut diyorum yani kesiyorum. Ee, neden şunun kesilmediğini anlamadım. Ee, daha seçim. Buradan artı moda alıyorum. O yüzden büyük ihtimalle. Evet buradan kopy diyorum yeniden. Ve kut diyorum kesiyorum bunu. Daha sonra buradan e, bu seçimi kaldırıyorum. E, buradan yeni boş bir katman oluşturuyorum. Ve pes diyorum arkadaşlar. Buraya e, yeniden yazımı getiriyorum ve bu şekilde yaptıktan sonra bunun yerini ayarlıyorum. Buradan sine bir kapatırsanız eğer e, daha iyi ayarlamalar yapabilirsiniz. Şu şekilde koyuyorum. Daha sonra arkadaşlar buradan tik işaretine basıyorum. Select Pixels diyorum ve buradan şunu aktif ediyorum arkadaşlar. Kutluyorum. E, bunu kesiyorum. E, kestikten sonra buradan grand'dan ekliyorum ve tik işaretine basıyorum yeniden. Sonra buradan deselect diyorum. Ve şu katman seçiliyken e, fixten Gaussian Blur veriyorum bunlara. Evet buradan Gaussian Blur'umu veriyorum ve bakalım nasıl duracak. E, evet şu şekilde versek güzel durur herhalde. Bir dakika bir daha verelim. Evet bu şekilde güzel durabilir. Buradan select pixels yapıyorum ve extract diyorum bakalım. Ee, nasıl duracak? Ee, buradan da karışım modumu screen yaptım arkadaşlar. Biraz da opaklığını kısıyorum ve gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Daha sonra arkadaşlar aynısını ortadaki yazıya da yapacağız. İlk önce bunları birleştiriyorum tabii ki de merge on diyorum. Ee, buradan aynısını buna da yapacağız. Ee, bu katman şu an ne işe yarıyor bilmiyorum. Boş bir katman. Ee, buradan arkadaşlar bu tasarımı, e tasarısını seçiyorum ve buradan arkadaşlar gradient diyorum. E, bu sefer e, siyah beyaz yapacağım. E, tik işaretine basıyorum bir kere ve seçimi kaldırıyorum. E, daha sonra beyaz katmana gelip bunu aktif ediyorum tabii ki de. Select Pixels diyorum yazıma ve buradan kut diyorum. Kesiyorum burayı. Daha sonra e, buraya fix'ten Gaussian Blur veriyorum aynı şekilde ve tik işaretine basıyorum. E, buradan Select Pixels diyorum yazıma. Aynı işlemleri bu yazıya da yaptım arkadaşlar. Daha sonra ikisini birleştiriyorum. Her yazıda yaptığım gibi. Daha sonra iki yazıyı birleştiriyorum. Evet arkadaşlar logomuz tamamlandı. Ben logoyu yaptım fakat kayda almayı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden logonun yapımını görmediniz. Fakat ilkstakinin kanalına gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten orada yayınlanmış e, videolar. E, ben bunu da kaydediyorum arkadaşlar. Bu video yayınlandığında kanalda logoyu ve bannerı göreceksiniz. Bu e, logo ve banner bir hafta boyunca kanalda kalacak arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.